Ceketimi gördün mü? Hangi ceketini? Okul ceketimi. Yok, görmedim. Üf, niye aradım, hiçbir şey bulamıyorum? Çünkü aklım başka yerlerde de ondan. Ne yapayım? Bu sene okuma yazma öğreniyorum. Kafam çok dolu. Firuze abla! Firuze abla! Firuze abla! Firuze abla! Efendim? Bir gelir misin? Geliyorum. Günaydın Firuzeciğim. Günaydın Betüş Hanım. Çilek bana seslendi yine. Gidip bir bakayım. Ay, kesin yine bir şeyini kaybetmiştir o. Kesin. Bu sefer neyin yok Çilek Hanım? Ceketi. Okul ceketi mi? Evet, okul ceketi. İyice baktın mı dolaba? Baktım, yok. Dur bir de ben bakayım. Ben gidiyorum Çilek. Ben gelmeden yumurtanı yeme. Tamam tamam, yeme. Gerçekten de burada yok. Okulda unutmuş olma. Olamam. Ama kızım evde olsaydı burada askıda olurdu. İyice düşün bakayım, unutmuş musun, unutmamış mısın? Unutmuş da olabilirim. Tahmin etmiştim zaten. Ne yapıyorsun? Burada Ceren'in eski bir ceketi vardı. Naftalini inip kaldırmıştım. Onu bulayım da kendininkini bulana kadar onu giy bari. Kraliçenin sihri hep üstünde olsun Firuze abla. Ha? Hiç. Yumurtalar geldi. Ben yumurtaları ben koydum. Koy ama dikkat et, çok sıcak yanarsın. Ben de biraz daha salatalık doğrayayım sabah sabah. Onun çok güzel oluyor. Anne, farkında mısın? Senin bu küçük kızına bu aralar bir haller oldu. Her şeyini bir yerlerde unutuyor. Bu huy da yeni çıktı bu sene. Bakalım daha neler göreceğiz. Okuma yazma öğreniyor diyeymiş. Yani kafası çok doluymuş. Bak sen, kendi mi söyledi bunu? Evet. Ya ileride fizik kimya öğrenmeye başlayınca ne yapacak çok merak ediyorum. O zaman da kendini bir yerlerde unutur herhalde. Bakıyorum hepinizin neşesi yerinde. Hayrola, bunu neye borçluyuz? Çileğe. Baba şunları masaya koyar mısın? Allah Allah. Ne yaptı yine? Aman bu sefer de ceketini kaybetmiş. Yani bir şeyini kaybetmese şaşacağım doğrusu. Kim bilir nerede unuttu. Oturma istersen hayatım. Aa, ne oldu, bir şey mi eksik? Evet, ekmek. Aa, öyle mi? Tamam, hemen gidip alırım. Anne, ben bunları içeri götürürüm. Tamam canım. Peki şey, başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok baba. İyi. Benim de yok hayatım. İyi, tamam. Benim var baba. Aa, nedir kızım? Okul ceketim. Seninki bana olmadı. Benimki hala kayıp. Ya baba ne yapet bu? Ay kızım, baban nereden bulsun?
bulmuşsun sabahın köründe sana ceketi? Aa, hakikaten yani çocuğum nereden bulayım? Ayrıca bizim buralarda böyle okul forması satan bir yer yok. Yarım saat sonra da servisin gelecek çocuğum. Tamam Yasin, tamam canım. Bugün de okula ceketsiz gidiver, bir şey olmaz. Aa, hem belki okulda unutmuşsundur ceketini, gidince bulursun. Üf, peki tamam. Başka bir çare düşünmem lazım. Eğer bu ceket meselesini çözemezsem okula gitmeyeyim daha iyi. Başına otur işte, günler de geç. Ne oluyor ya? Ha, ne oluyor orada? Aa! Kırmızı alarm! Kırmızı alarm! Olamaz! Dudu! Dudu! Dudu, uyuyor musun? Dudu, kalk uyan! Dudu! Dudu, kalk! Kırmızı alarm! Ne var? Kırmızı alarm, kalk çabuk! Ne? Çabuk! Git aşağı çabuk! Hemen gidelim! Gidiverdi aşağı. Beni de burada tek başıma bıraktı. Demek ki bir fani şatoma yaklaşıyor. Ay, madem seyirle salona geliyorsun, beni de alsana be kadın. O kadar basamağa in çık, nefes nefese kaldım. Ay. Doğru, haklısın. Çok affedersin. Daldım. Bakalım kimmiş? Ama ben de yabancı biri sandım. Ha, kimmiş gelen? Bizim fani postacı. Ah, sahi ya. Her ay bugünlerde geliyor. Hep unutuyoruz. Ay, bundan sonra unutmayalım. Her seferinde heyecan çekiyorum. Ay, şu şatoyu bir düzelteyim. İşte oldu. Şimdi kapı çalar. Üstünü de düzelt, üstünü. Aa, niye düzelteyim? Peri gibi görünmüyorum ki. Dekolten görünüyor. Daha kapalı bir şey ki. Aa, ay yoksa beni postacıdan mı kıskanıyorsun? Ne alakası var şimdi? Aman, işte şöyle sabahların önünü kapatırım, olur biter. Ya değişsen ölür müsün? Seyirle bir saniyeni almaz. Taci uzattın ama, ay böyle rahatım. Teşhirci. Aa Taci, abuk subuk konuşma. Yani canım. Aa, postacı, postacı. Ama kapıyı iki kere çalmadın. Fotoğrafı getirdim, buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Ne oldu Taci? Ha? Postacı gördü mü dekoltemi? Ha? İçeri nasıl bakıyordu, görmedin mi sen? Madem benim lafımı dinlemiyorsun, bundan sonra konuşma benimle. Ay Taci, yine triplere girdin. Küsüm sana ben, küsüm. Küstüm artık. Konuşmuyorum seninle, bitti. Ay ne faturası bu? Ay Taci, baksana şuna. Ben sizin alfabenizi bilmiyorum. Ne yapalım, öğren o zaman. Bundan sonra ben seninle konuşmuyorum. Bitti. Ayol ne olur baksan. Ne yazıyor okuyamıyorum. Kaç para gelmiş, neyin nesi? Sana bir şey söylemem ben. Benim lafımı dinlemeyeni ben hiç dinlemem. Aa, canın isterse. Ben de Perihan'a sorarım. Hah, istediğine sor. Hıhmış. Gelsene artık. Ekmek bekliyoruz herhalde. Baban gelmedi daha. Çilek, ne biçim konuşuyorsun annenin öyle? Affedersin anne. Herkese günaydın. Günaydın. Aa, Şişko Prens de sonunda kahvaltıya teşrif ediyorlar. Sabah sabah başlama yine. Babam nerede? Bakkala gitti oğlum, ekmek alacak. Şimdi gelir.
Aa, ilk ders beden mi? Evet. Formanı düzgün koysaydın Cem, buruşuyor sonra. Koydum Firuze abla ya. Bana çocuk muamelesi yapmasanıza. Ay iyi canım, bir şey demedik. Abi, sizin ilk iki ders mi beden? Evet. O zaman bana ceketini ödünç verir misin? Ne? Ne olur, bir haftalığımı veririm bak. Kızım, ne yapacaksın abinin ceketi? Hem o erkek ceketi hem de sana büyük. Evet yani çilek, çuval giymiş kedi gibi olursun. Olsun, bir deneyeyim. Ay, dene bakalım, gel. Gel de gör olmayacağını. Boş haline. Gülmeyin. Kıvırırım, olur biter. Çilek, kızım niye taktın sen bu cekete bu kadar? Bir derdi var ama bana da anlatmıyor. Demin Ceren'in ceketini verirken söylediklerini duymalıydınız. Periliçe'nin ışığı üzerinde olsun, sihirin hiç sönmesin Firuze abla dedi. Bir dakika, bir dakika. Galiba ben anladım. Bize de söyle de rahatlayalım. Çilek, okulda sözlü mü var? Çilek, sana sordum, okulda sözlü mü var? Hadi yumurtalarımızı tıkıştıralım. Nasıl olsa katı, ekmeksiz yeriz. Çilek! Evet, var. İşte belli oldu. Galiba ben de anladım. Ben anlamıyorum. Yani şimdi bu ceketle sözlünün ne alakası var? Evet ya, bildiğiniz bir şey varsa bize de söyleyin. Şöyle açıklayayım. Şimdi alışverişe gittiniz. Bütün elbiseler siyah. Bir tanesi kırmızı. Hangisi dikkatinizi çeker? Kırmızı. Peki, öğretmen sözlü yapacağı zaman herkes ceketli, çilek ceketsiz olursa ne olur? Çilek sözlüye kalkar. Kızım sen niye bu kadar korkuyorsun bu sözlüden? Ödevimi yapmadım da ondan. Çünkü bütün gece oyuncak bebekleriyle oynadı da ondan. Anne, benim ateşim mi var? Bakayım. Aa, yok, hiçbir şeyin yok. Var var, ben hastayım. En iyisi okula gitmeyeyim. Demin hiçbir şey diye yoktu. Nereden çıktı birdenbire? Okula gitmemek için bahane arıyor. Ama gidecek. Ya anne! Ben karışmam Çilek Hanım. Sen de hafta sonu bebeklerini oynasaydın, dün gece de dersini bitirseydin. Okula gidilecek. Günaydın abim. Aman günaydın halacık, nasılsın? Ayrıla, nereye böyle? Şşşt, yavaş yavaş. Suzan uyuyor. Suzan'ın bugün yaş günü ya. Uyuyamadan gidip hediyesini alıp gelin diyorum. Aman ben de mühim bir şey sandım. Pek lazımdı. Aman öyle söyleme halacığım. Bak şimdi ben gelmeden Suzan uyanırsa nereye gittiğimi sakın söyleme, tamam mı? Yani söylemem gerekirse bakkala falan gitti dersin. Hiçbir şey demem. Küsüm ben ona dünden. Aman iyi iyi, sen küs kal, tamam mı? Ben gidiyorum. Anahtarı da aldım, merak etme. Hemen gidip gelirim. Hadi. Aman halacığım, aman halacığım. Beş yaptın sen de burayı, geçemiyorum. Uğurlar ola. Ay Allah sadık Bey, siz miydiniz? Ay ödüm koptu. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, sağ olun da. Siz böyle pek sabahları ortalıkta görünmezsiniz, hayrola? Bugün özel bir gün de ondan. Öyle mi, neden? Bugün karımın doğum günü. Sahi mi? Bilmiyordum ben bunu. Laf aramızda çok güzel bir hediye ısmarladım. O uyanmadan gidip alayım dedim. Ah, çok onun güzel. Onun için böyle gizli çıkıyordum da korktum. Harikasınız. Peki ne hediye alacaksınız? Söyleyeyim. Sürprizim olsun. Nasıl olsa gösterir sonra ama
beğeneceğinden çok iyi. Ay çok güzel, çok güzel. Peki bir kutlama falan yapacak mısınız? İşte onu yapamıyoruz. Bizim halamız var ya, onun için bir yere gidemiyoruz. Nereye bırakalım onu? O evde oturacak. Aklıma geldi. Siz niye gelmiyorsunuz? Tabii Betüş beni... Ama Betüş Hanım'ı da alın gelin akşama. Tabii gelebiliriz. Önce ama ben bir Betüş'le konuşayım, sonra haberleşelim, olur mu? Tamam, gelirsiniz. Siz işiniz bitince gelirsiniz. O nasıl olsa gelin. Şu cekete bak. Ne yapacağım ben? Kızım sen yaparsın. Bu kadar dert etme. Aa, büyütüyorsun ama. Geldim. Nihayet. Her şeyi ekmeksiz yedik. Çocuğum Avni Bey'e rastladım yolda. Onunla konuştuk. Onun için gencittim ha. Aa, Avni Bey'e mi? İnanmıyorum. Ben o adamı hiç dışarıda gezerken görmedim. Evet ya. Hep evinde pencereden bizim evi gözetliyor. Adam pencereyle yapışık yaşıyor. Baba, pencereyle mi geziyordu, penceresiz mi? Elinde teleskopu da var mıydı? Şşt! Aa, çok ayıp ama çocuklar. Yalan mı Betüş? Sahi, Avni Bey niye dışarı çıkmış? Suzan Hanım'ın doğum günüymüş ya, ona hediye almak için çıkmış. Aa, tabii ya. Ah Suzancığım'ın doğum günü bugün, az kalsın unutuyordum bak. Akşam için programları var mı, hiç bir plan yapmışlar mı? Yok, kutlamayacaklarmış. Öyle karar almışlar. Ama yani istersek bizi oturmaya bekliyorlar. Ay olur mu canım, kutlamayacağız. Ya bir tanecik arkadaşım benim Suzan. Mutlaka bir şey yapalım. Doğum gününü kutlayalım. Öyle kuru kuru olmaz. Ama şekerim olur mu yani, biliyorsun Avni Bey'in halası Mevlübe Hanım onlarda kalıyor. Kadın yaşlı başlı kadın. Hani o evde bir şey yapsak kadının başı kaldırmaz. Biz de dışarı çıkarız o zaman. Kadın ayağı kırık, onu yalnız mı bırakacaklar evde? Onu ben hallederim. Nasıl? Hem bir dakika ya, bir şey soracağım. Sen niye böyle bu Suzan Hanım'ın doğum günü için böyle heyecanlandın? Evet anne. Öyle işte. Çocuklar, servisiniz geldi. Hadi bakalım. Hoşça kal. Hadi güle güle. Sizi kapatın, iyi dersler. Canım benim, hadi güle güle. Hakkınızı helal edin. Afiyet olsun, bakıyorum sabah çayını almışsın halacık. Bir çay verenim olmayınca kendi işimi kendim gördüm mecburen. Ya o zaman beni bekleseydin. Sevgili karıcığına hediye almaya çıktın. Ne zaman döneceğim belli mi olur? Şimdi sen ona dünyanın en güzel hediyesini almışsındır. Yaptık bir güzellik. Çiçek mi aldın? Evet, çiçek aldım. Ama bu çiçeğin böceği var halacığım, böceği. Yüzük aldım, yüzük. Nasıl yüzük? Altın mı yoksa? Şşt, bağırma halacığım, bağırma. Suzan uyanmadan gidip parmağına takacağım sürpriz olsun diye. Kalkmadı değil mi? Kalkmadı, kalkmadı. Söyle bakayım, altın mı aldın sahi? Beyaz altın, hem de ortasında bir taş var, boncuk gibi. Bayılacak, bayılacak. Şimdi ben de bayılacağım. Kaç para verdin kim bilir? Şşt. Halacığım böyle şeyler sorulur mu? Ayıp yani. 40 yılda bir karıma hediye aldım canım. Dün gece bana hadi iyileşiyorsun artık evine gidersin diyen karına mı? Şşt, bağırma halacığım, bağırma. Yani sizin aranızda sorun var diye karıma hediye alamayacak mıyım? Ya peri görüyorsun diye seni itip kalkmasına ne demeli? O iş başka. Onu karıştırma, o iş başka. Ama laf da söyletmez karıcığına. İyileşsen de bir an evvel buradan gitsem. Yakında sen de ona uyar, beni istemezsin burada. Aman öyle deme halacığım, gel barışalım, öpeyim de barışalım. Hadi git, gel öpme beni, istemem. Git de uyuyan güzelim parmağına yüzüğünü tak, sevinsin. Aman öyle deme. Hadi halacığım, git, rahat bırak beni. Aman tamam tamam, kıskanma halacığım, kıskanma. Tamam, senin de yaş günü olsun, sana da bir şeyler takarız, mutlu olursun o zaman. Ne zamandı senin yaş günü? Milattan önce 271 miydi, neydi? Herhalde bir kış günüydü. Buzul çağı. Kim Kektaş kim? Salak anne. Ah,
Mutlu yıllar karıcığım. Anne. Buyurun benim. Ne dedin temiz? Aa! Doğum gününü kutladım karıcığım. Ay, ay inanmıyorum, unuttun sandım. Hiç unutur muyum? Her günün dünden daha güzel olsun. Ay anne, bunlar nasıl laflar böyle? Ay vallahi bir haller olmuş sana. Ay ben de unuttum zannettim. Ay bu ne? Anne bu ne? Beğendin mi karıcığım? Bunun için tam 5 gün uğraştım. Bu sabaha zor yetiştin. Ay, merak etme, gerçek gerçek. Ay bu benim mi? Bana mı aldın bunu şimdi? Beğendin mi? Ay beğenmez miyim? Bayıldım. Kaç karat? Tamam, sayamadım, sayamadım. Ay. Sonsuza kadar takmanı istiyorum karıcığım. Ay çok teşekkür ederim hayatım. Ay. Bu arada çiçek de almış. Ay gel çiçek de. Gel. Düşünce insan. Taceddin'cim. Merhaba Perihan. Nereden böyle? Hayatım buralardan geçiyordum. Şatoyu ev halinde görünce gelip bir sorayım dedim. Sabah postacı geldi diye öyle yaptı Dudu Hanım. Sonra da düzeltmeyi unutmuş herhalde. Dur bakayım sana, dur bakayım. Öyle hanımlı manımlı konuştuğuna göre Dudu'yla aranda soğuk rüzgarlar esiyor galiba. Rüzgar ne kelime? Fırtınalar esiyor, kasırgalar kopuyor. Tepemi çok attırıyor artık Perihan. Aklını başına toplayana kadar onunla konuşmayacağım bundan sonra. İşte bu kadar. Bu sefer durum ciddi desene. Ne oluyor size ayol? Bana sorma, ona sor. Kendi marifetini kendi anlatsın. Nerede peki? Odasında. Lütfen buraya çağırma, sen yanına çık. Gözüm görmesin onu. Tamam, tamam. Hiç bana bakma Perihan. Ben yukarı gelmem. O da orada kendi kendine yaşasın. Ben burada kalacağım. Girebilir miyim? Gel. Ne haber Dudu? Haberleri biliyorsun ki buradasın. Ay bir şey bildiğim yok ayol. Buralardan geçiyordum. Şatoyu ev gibi gördüm, merak ettim, ondan geldim. Nasıl yani? Postacı mı gelmiş? Ne şatoyu sihirlemişsin, sonra da unutmuşsun. Ay çok haklısın, doğru, unuttum. Ay Taci kafamı bıraktı. Anlat ayol, ne oldu gene? O anlatmadı mı ne halt yediğini? Hayır, git ona sor dedi. Ayrıca Duducuğum, o senin bir haltlar yediğini düşünüyor. Paranoyaklığı tuttu. Ay sinir etti beni, sinir etti. Ne yaptı, ne yaptı? Anlatsana hadi. Ne yapacak? Kıskançlık krizi tuttu. Ay dekolteme taktı. Ay çok açıkmış. Postacı kapıyı çalarmış, beni görürmüş. Ay dekolteme bakarmış. Üstümü değiştirmeliymişim. Teşhirci miymişim? Ay olacak şey mi ayol bu yaştan sonra? Gülme, gülme Perihan, baksana da kızarım. Kusura bakma ama hem birbirinizi böyle kıskanıyorsunuz. Aa hayır hayır, ben onu hiç kıskanmıyorum. Aa, öyle deme. Taceddin'i köpek haline çevirmeseydin bal gibi kıskanırdın. Yani gençliğinde de ne yakışıklı adamdı Taceddin. Öf. Sana göre yakışıklıymış. Maşallah bunu da ağzından hiç düşürmüyorsun. Tuzağa düştün, tuzağa düştün. Bal gibi de kıskanıyorsun işte. O iş bitti artık. Neden anlamıyorsun? Köprülerin altından çok sular aktı gitti. Biz boşanalı çok oldu. Bir ara bunu ona hatırlatıver. Şu anda konuşmuyoruz da. Hatırlatırım. Ah Perihan, hazır gelmişken bir de şuna bir bakar mısın? Ne o? Faturaymış. Ama fani alfabesini bilmiyorum ya, okuyamadım. Taci'den rica ettim. O da domuzluğundan yardım etmedi. Ne faturasıymış, kaç liraymış bir bakıver. Ver bakayım ver. Aa bu telefon faturası. Borcunuz da 30 milyonmuş canım. Aa iyi, bu Ayaz gelmiş. Fanilerle görüşüyoruz diye telefon taktırmıştım şatoya. Bir de her ay bununla uğraş. Ay yani şu faniler de sihirli ayna, sihirli küre icat etseler de bu hamallıktan kurtulsalar.
Ne yaptın öyle? Sihirle faturayı ödeyiverdim. Ay bu mu hamallık Dudu? O zavallı faniler bu faturaları ödeyebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Ne yapalım yani? Alışık olmayana bu bile zor. Duducuğum. Hı. Hayatım, sen niye okumayı öğrenmiyorsun? Biliyorum ya, sen bizim alfabeyi biliyorsun. Ben fanilerin alfabesini diyorum. Ay bu yaştan sonra ne işime yarayacak? Çocuklarımı büyütmüşüm, çoluk çocuğa karışmışlar. Ne yapacağım ben öğrenip de? Ama hayatım bak bir şey okuman gerekiyor, okuyamıyorsun. Ben senin yerinde olsam şu fanilerin alfabesini öyle bir öğrenirim ki... sen azimli kadınsın. Biraz dişini sıksan. Aman, 400 yaşıma gelmişim. Ay yani ne olacak? Bu yaştan sonra saçlarımı örüp tokalar takıp çilek gibi üniforma giyip okula mı gideceğim? Ay ne şeker olursun ama. Gel anne anne. Ne var? Merhaba. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Dudu, tahtaya gel bakalım. Bunların aynısını yaz. Korkunç. Ay ben böyle iyiyim, halimden memnunum. Tamam hayatım, benden söylemesi. Yalnız yarın bir gün böyle bir şeyle karşılaştığında apışıp kalma. Perihan! Ay acıdı mı? Acımadı. Acıdı mı mercimek? Acımadı. Biliyor musun Toprak, saçların çok güzel oldu. Bak. Sağ ol anne. Senin de saçların çok güzel oldu. Bak mercimek. Sağ ol Toprak. Misafir kabul ediyor musunuz? Geldin zaten Perihan teyze. Ay ay ay. Üçünüzün saçları da harika görünüyor. Annem benimkini yaptı. Ben de mercimeğinkini yaptım. Sorma Perihan teyze. Son günlerdeki derdimiz bu. Ben toprağa ne yaparsam Toprak da aynısını mercimeğe yapıyor. Sihirlerinize sağlık. Hadi biz odamıza gidelim mercimek. İyi hadi gidin bari. Perihan teyze sen nereden geldin? Annenden hayatım. İşler gene karıştı. Yapma ya. Yine ne olmuş? Anlaşıldı. Ben zaten bugün Betiş'e uğrayacaktım. Oradan çıktıktan sonra da anneme giderim. Hah, iyi olur Edacığım. Hayır durduk yerde küsmüşler gene. Ben barıştırmaya çalıştım, beni dinlemiyorlar. Sen bir dene bakalım, belki seni dinlerler. Deneyeyim ama. Edacığım, annenin bir defteri olduğundan haberin var mı senin? Defter mi? Ne defteri? Ben de bilmiyorum. Bugün odasına girdiğimde böyle bir şeyler yazıyordu. Beni görünce hemen kapatıverdi. Özel bir şey olmalı. Aa, bak şimdi ben de merak ettim. Annem peri alfabesinden başka bir şey bilmez ki. Ne defter olacak ki? Bizden gizli bazı kaynaklardan öğrendiği sihirleri not ediyor olabilir mi acaba? Sen bir bakar mısın o deftere Edacığım? İyi, şimdi ben daha çok merak ettim. Bakarım tabii. Bana bak.
özel bir şeyse sakın bakma, tamam mı? Ama Perihan teyze, beni biliyorsun. Bakmadan duramam. Eda! İyi, tamam, peki. Çilek, ben de öldüğünden gideceksin sandım. Bana kalsa gelmeyeceksin ama annemler zorladı. Niye gelmeyecektin? Ödevimi yapmadım da ondan. Dersime de çalışmadım. Hem ceketim de kayıp. Nerede kaybettin? Bilmiyorum. Burada yok mu? Yok, ben görmedim. Arkadaşlar, ceketim kayboldu. Gören var mı? Hayır. Çilek sözlüğe kalkacak. Çilek sözlüğe kalkacak. Tuna! Hepiniz ceketinizi çıkartır mısınız? Öğretmen ne dedi, duymadın mı? Kış geldi. Herkes derste ceketiyle oturacak. Hasta olmayacak. İlk ceketini unutanlar sözlüğe kalkacak. Sen ödevini yaptın mı? Yaptım ama öğretmen gelir şimdi. Defterine geçirmeye kalksan yetiştiremezsin. Peki dersine çalıştın mı? Çalıştım. O zaman ceketini bana ödünç verebilir misin? Ne? Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Herkes defterini arkadan öne geçirsin. Sözden önce ödevlerinizi kontrol edeceğim. Artık çok geç. Bittim ben, bittim. Evet. Sihirli günler. Aa, sihirli günler. Hoş gelebilir geldin. Miyiz? Tabii tabii, gelin. Ben de şimdi geldim. Nereye böyle? Annemlere gidiyorduk. Geçerken sana da bir uğrayalım dedik. Ne iyi ettiniz. Nasılsın bakalım Toprakçığım? İyiyim teyze. Peki acaba mercimek nasıl? Ben de iyiyim Betüş. Aferin size. Niye gidiyorsunuz annemlere? Ne oldu gene? Aman Betüş, annemleri biliyorsun. Her zamanki mevzu. Yine kavga etmişler. Annemin heyheyleri üstünde. Ben de gidip gazını alacağım. Aa, ne kavgası? Aman canım, bilmiyor musun bizimkileri? Aşk, nefret, ihanet, kıskançlık. Annem babam. Eda. Seninki yok mu? Kim benimki? Naber komşum? Deli var ya. Eda, gelir şimdi. Aa, bugün onun doğum günüymüş. Yapma ya. O şimdi 35'ine falan giriyordur. Ama ona sorsa en fazla 28. Taş çatlasa. Ne istiyorsun kadından? Sen hiç onun hakkında böyle konuşmazdın. Aman iyi, tamam tamam. Arkadaşına bir şey demedik. Ne hediye aldın? Akşam Çin lokantasına rezervasyon yaptırdım. Avni Bey, Suzan, sen, Yavuz, ben ve Sadık Çin lokantasında yemek yiyip kutlayacağız. Canım kardeşim, ben Avni Bey'i falan çekemem. Onun peri muhabbetleri beni bayıyor. Aa, Eda lütfen, çok istiyorum. Sen niye bu kadar heveslisin? Çünkü onların evliliklerinin, hayatlarının bu kadar zorlaşmasının tek sebebi biziz. Eda, biz periyiz ve Avni Bey bunu biliyor. Ama Suzan kocasına inanmıyor ve ona sürekli saçmaladığını, hayal gördüğünü ve yalan söylediğini düşünüyor. Ha, vicdan yaptın yani. Borçluyuz diyelim. İyi, gelelim bari. Avni amcanın halası ne olacak? Hani onu evde yalnız bırakmıyorlardı? Evet, ne olacak? Bir ara gidip annemden rica edeceğim. Akşam gelsin de Toprağa, Mevhibe Hanım'a ve bizim çocuklara baksın. Onlarla şöyle güzelce vakit geçirsin. Hayatta kabul etmez. Eder. Eda, hazır gitmişken sen de anneme ısrar etsene biraz. Belki razı olur ha? Peki. Kızlar! İnanamayacağınız bir şey oldu. Ne oldu? Bak, bak. Kaşıkçı elması gibi. Evet, aynen. Bak kız sen de. Benim çok büyük. Evet. Ah.
Geldin mi dostum? Çoktan. Sen nerelerdeydin? Laboratuvara kadar inmiştim. Haberler çok iyi dostum ya. Kış sezonu için piyasaya süreceğimiz iki yeni ürün hazır. Evet. Ve şimdiden siparişler stoğumuzdan fazla. Eğer iyi bir reklam kampanyası yaparsak var ya Sadık. Yemin ediyorum bu sezon bizi kimse tutamaz. Bu harika bir şey, harika bir şey ya. Baban duyunca çok sevinecek. Sen ne diyorsun ya? Kesinlikle. Çak 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 çak. Hadi. Bunu kutlayalım Sadık. Tabii ki. Ne diyeceğim? Biz bu akşam Avni Beylerle Cin restorana gideceğiz, tamam mı? Siz de gelin Eda ile birlikte. Özel bir durum mu var? Yok, şeyin doğum günü varmış Suzan Hanım'ın. Ya şimdi orada peri meri davaları açılır. Karı koca birbirlerine girerler. Ya biz de perişan oluruz be Sadık. Ben düşündüm de en iyisi biz gelmeyelim. Ya lütfen yapmayın ya. Gelin işte, iyi insanlar aslında. Ya bilmiyorum. Ben bir Eda ile konuşayım. Merak etme Betüş, Eda'yı ikna eder. Ya işte böyle kızlar. Benimki ben uykudayken parmağımı geçirivermiş. Nasıl ama? Güzel değil mi? Güzellik elime. Enfes bir şey. Çok zarif. İyi günlerde kullansın Zancığım. Mert'i şekerim. Kız sen de beğendin mi? Cimcime. Beğendim. Yalan söyleme. Allah'ım yarabbim. Bu bebek de böyle olur olmaz yere konuşmuyor mu? Ödüm kopuyor vallahi Betüş. Kız cimcime, yoksa sen mi ayarlıyorsun bunu böyle zart diye konuşsun diye? Ha? Ay neler yapıyorlar Allah aşkına. Acıkanı vardı, altın ıslatanı vardı. Bir de şimdi insan gibi konuşanları çıktı başımıza. Pes vallahi. Teknoloji ne kadar gelişti değil mi? Bir daha olur olmaz yerde konuşma sakın. Bu sefer toprak haklı mercimek. Ya? Hadi artık biz gidelim. Nereye yok? Oturuyorduk daha. Annemlere uğrayacağız. Zaten akşam beraberiz. Nasıl yani? Akşama yemeğe gidiyoruz hayatım. Nereye? Çin lokantasına. Ben rezervasyonu yaptırdım bile. Ama biz gelemeyiz. Mevhib hala var. Sen merak etme, ben onu hallettim. Nasıl hallettin? Onu da mı götüreceğiz yoksa? Bu da bir fikir ama Betüş'ün başka bir fikri daha var. Ne? Onu götürmüyoruz. Annem bu akşam bizim evde çocuklar ve Mevhibe hala ile beraber oturacak. Ay çok teşekkür ederim arkadaşım. Çin yapalım, kızım gideceğim. Çin çok sushi. Osman gelir misin? Bunları arkadaşlarına da. Çilek. Ödevini yapmamışsın. Yapamadım öğretmenim. Çok özür dilerim. Nedenini öğrenebilir miyim? Bebeğimle oynadım. Ders ne çalıştı mı peki? Ceketin de yok. Okulda unutmuşum herhalde. Teneffüste kayıp bilosuna bakacağım öğretmenim. Peki o zaman. Tahtaya gel. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri tahtaya yazar mısın? Dersine çalışmasan bile mutlaka dün öğrendiklerimizden bir şeyler hatırlıyorsundur herhalde. Hatırlamıyorum öğretmenim. Hiç mi? Hiç. Okula başladığımdan beri kafam çok karışık. Ne zaman gözlerimi kapatsam önüme harfler, kelimeler çıkıyor öğretmenim. Dün akşam canım çalışmak istemedi. Ben de çalışmadım. Yalan söylemediğin için seni affediyorum Çilek. Ama senden yarına bütün kelimeleri çok iyi çalışmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Yerine geçebilirsin. Ne haber Çilek Hanım? Tuna, sen gel bakalım tahtaya. Ay Perihan da yememiş içmemiş sana yetiştirmiş. Canım ne alakası var? Kadıncağız endişelenmiş. Biz de gelip sizinle ilgilenelim dedik. Siz de bir alemsiniz yani. Alem olan ben değilim baban. Sen de bir alemsin anne. Babam seni kıskanıyor diye esip gürlüyorsun. Ondan sonra sen de onu Perihan teyzeden kıskanıyorsun. Ayol nesini kıskanacağım o buruşun? Bak gördün mü? Kıskanıyorsun. Buruşuk deme ihtiyacı hissettin. Bu sonuca nasıl vardın? Psikolojik anneciğim, tamamen psikolojik. Tabii sen fani mektebine gitmediğin için bütün bunlardan haberin yok. Ben de oturup uzun uzun anlatamayacağım. Aman bu da fani okulu diye tutturdu Perihan gibi. Gitmedim işte, gitmedim. Var mı bir diyeceğiniz? Bak görüyor musun? Mevzu yine dönüp dalış Perihan teyzeye geliyor. Tabii Perihan teyzeye gelir. Çünkü bu sabah aynı şeylerden bahsetti. Yok efendim fani okuluna gitmeliymişim. Çok zekiymişim, çok akıllıymışım, çok azimliymişim. Her işin üstesinden gelirmişim dedi bana. Tamam anneciğim bunlar doğru ama... Anlaşılan biz seninle anlaşamayacağız.
Hadi aşağıya inelim de biz seni babamla barıştıralım. Ben hiçbir yere gitmem. Barışmak istiyorsa o buraya gelsin. Ama siz böyle yapınca ben çok üzülüyorum anneanne. Aman aman, ben senin üzülmeni istemem. Ama nenelerle dedeler bazen böyle küserler. O köpek benden özür dilemedikçe barışmayacağım. Yok, köpek demeyin Dudu teyze. Derim işte, köpek o. Köpek işte, köpek. Neyse, hadi kızlar, anneannenizin sinirleri bozuk. Biraz da dedenize bakalım. Ha, gitmeden uğrayın ama gene. Anneciğim, o saatten sonra eve gideriz artık, çok geç olur. Ha anne, birazdan Betüş uğrayacak sana bir şey söylemek için ama ben önceden söyleyeyim. Şimdi akşam Suzan'ın doğum günü ya. Aa, ben gelemem, ben gelemem. Yok, ben tam olarak onu söylemeyecektim. Şimdi doğum gününe hep beraber gideceğiz ya, çocuklarla Mevlevi Hanım'a hani... Bakamam! Ben de öyle tahmin etmiştim ama hani rica etsek... Dur bakalım, belki de gelirim. Babanla burada yalnız kalmaktan iyidir. Bakacak gibi gözüküyor ama bunun sağ solu belli olmaz. Hadi Toprak, yürü. Bakar umarım. Aa, en iyisi ben Betüşlere gideyim. Ay, aşağı da inemiyorum Taci'yle küsüz diye. Olur mu bu canım? Kendi şatomda hapis hayatı yaşıyorum. Ben buraya saklamıştım. Kim yedi benim bisküvimi? Merhaba baba. Oo, merhabalar. Ne zaman geldiniz siz? Epey oluyor. Yukarıdaydık. Ha, yukarıdaydınız demek. Yukarıda nerede? Anneannemin yanında. Önce ona mı uğradınız? Haklı olan benim ama siz önce onun yanına gittiniz, öyle mi? Babacığım, bari sen yapma. Hem biz sizi barıştırmaya geldik. İstemem, sağ olun. O özür dilemeden ben onunla barışmam. Ama o da öyle söylüyor dede. Ne olacak peki o zaman? Çok basit. Ömür boyu küs kalacağız onunla. Ha, baba. Bunun hakkında bir fikrin var mı? Nedir o? Annemin defteriymiş. Odasından gizlice aldım. Dur, iyice bir bakayım şuna. Olamaz. Buna hala yazıyor mu? Neye? Bu annenin günlüğü. Ben onu tanıdım, tanıyalı vardı. Demek hala yazıyormuş. Günlük ne demek anne? Bazılarımızın anılarını, düşüncelerini, hatta sırlarını yazdığı özel bir defter. Vay canına mercimek. Bence o defterde anneannemin bütün sırları vardır. Sahiden de vay canına. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Eda teyze? Esasında yerine koymam lazım ama... Allah aşkına koyma. Orada kim bilir benimle ilgili neler yazıyordur. Yıllarca bunun merakıyla yaşadım. Sen oku da bana da anlat. Ama baba... Lütfen. Onu peri alfabesiyle yazıyordu. Ben hiçbir zaman anlayamadım. Olsa olsa siz okuyabilirsiniz. Ne olur Eda, ne olur. İyi, peki. Hadi hemen git evde oku. İner miner şimdi aşağı yakalanırsın, hiçbir şey öğrenemeyiz. Bir zahmet benim için de başka bir deftere benim dilime çevir. Sonra da getir, hemen yerine koy. Peki baba. Umarım yakalanmayız. Yakalanmayız, yakalanmayız. Hiç merak etme. Yakalanırsak bizi öldür, biliyorsun. Hadi Toprak, gidelim. Tahtaya kalkacağım. Ne yani? Öğretmenine bebeklerimle oynadım, ders çalışmadım mı dedim? Evet. Neyi öğretmenmiş? Kızmamış. Kızmadı ama yarınki sınava hem bugünkü hem de dünkü derslerden çalışacağım. Olacak o kadar. Nasıl yetiştireceğim ya? Bugün bütün sınıf benimle alay etti. İnat olup ağızlarının payını vermem lazım. Biz sana yardım ederdik ama... Akşam Tuğçe ile Kerem bize gelecek. Beraber ödevlerimizi yapacağız. Buket de gelmiyor. Annemler de yemeğe gidecek. İş başa düştü. Yine yalnız çalışacağım yani. Hadi gidelim. Belki...
belki anneannem falan gelir. O bana yardım eder. Üzülme, sen yaparsın. Merhaba babacığım. Hoş geldin kızım. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Annenle beni barıştırmaya geldin. Ay, barışmadınız mı daha? Yani Eda da barıştıramadı mı sizi? Hayır. Sakın sen de beni ikna etmeye çalışma. Özür dilemediği sürece ben onunla barışmayacağım. Siz bilirsiniz. Annen nerede? Yukarıda. Onu da ikna etmeye çalışma. Sizin zorunuzla değil, kendi rızasıyla af dilesin benden. Tamam mı? Yok babacığım, ben onun için gelmedim. Şey, biz akşamleyin yemeğe çıkacağız da anneme çocuklarla kalır mısın diye rica etmek için geldim. Ha, Eda bahsetti. Annen kabul etmiş, gözün aydın. Sahi mi? Benimle aynı şatoda kalmaktansa bunu tercih etti herhalde. Ay babacığım, yani sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Aman boş ver, sen bizi takma kafana. Hem zaten Dudu Hanım'ın iç dünyasını pek yakında öğreneceğiz. Hele o günlüğünde benim hakkımda kötü şeyler yazmış olsun. Yemin ederim bu kapıdan bir çıkacağım, bir daha da yüzümü göremeyecek. Ne günlüğü? Ah sahi, sen daha bilmiyorsun. Dur anlatayım. Ne kadar güzel bir melekmiş, evet, bu böyle. Evet, çok güzel bir melek. Ne kadar cici, değil mi kanatları? Bak. Pembeli pembeli. Evet, çok hoş. Anne, bana da söylesene ne yazıyor. Evet Eda teyze. Meraktan öldüm. Söyleyemem, ikinize de hiçbir şey söyleyemem. Burada yazanlar çok özel şeyler. Dedem için ne yazıyor onu söyle. Onlar da çok özel. Ayrıca bazıları ayıp şeyler. Ayıp ama kötü mü? Ayıp ama ayıp şeyler. Anne ya, hadi. Mızmızlanma toprak, hiçbir şey söylemeyeceğim. Dedeme söyleyecek misin? Söylesem günler sürer. Ama ben bu defteri babamın anlayacağı dile çevir, ona öyle vereceğim. O da günler sürer. Orada kaç bin sayfa var. Anneannenin defteri bizde kalırsa Dudu teyze onun yokluğunu fark eder. Sihirli küreden bizi görürse de... Bizi mahveder, değil mi? Evet, aynen öyle. Ama senin annen akıllı Toprakçığım. Her şeyin bir çözümünü bulabiliyor. Hem de gayet pratik bir şekilde. Ne yapacaksın? Ben anladım galiba. Defteri kopyalayacak, asıl defteri yerine koyacak. Bravo mercimek. Biliyor musun Toprak, anneannen sana bu kadar akıllı bir bebek hediye ettiği için çok şanslısın. Demek ki annemin bir günlüğü var. Evet. Ve bunu biz bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Siz küçükken de yatak odasında gizli gizli yazardı. Yüzyıllar sonra bunu kızlarıma vereceğim derdi. O zaman bu günlüğün yüzyıllar boyu okunmaması gerekiyor. Ve Eda şu anda çok yanlış bir şey yapıyor. Onu suçlama. Ben istedim. Ama bu çok özel bir şey baba. Görmüyor musun? Bu Tanrı'nın bana bir armağanı. Annenin hakkımda ne düşündüğünü başka hiçbir yerden öğrenemezdim. Yani bütün derdin bu mu? Elbette bu. Onun beni sevip sevmediğini bilmek hakkım. Ya kötü bir şey yazıyorsa? Ya seni çoktan unutmuşsa? Kalbinde artık senin yerin yoksa? Ve o günlük sana bunları söylerse? O zaman üzülmeyecek misin baba? Üzüleceğim tabii ama... En azından gerçeği bileceğim. Artık bu işe kalkışmışsınız. Gerisini siz bilirsiniz. Ama bazen gerçeği bilmeden yaşamak kötü şeyleri öğrenmekten daha iyidir. Sen orada kötü şeyler yazdığını mı düşünüyorsun Betüş? Hayır. Sadece bütün ihtimalleri değerlendirmek istiyorum. Umarım bir düş kırıklığına uğramazsın baba. Göreceğiz. Ben hepsine hazırlıklıyım. Yalan söylüyorsun baba. O defterden annemin seni sevmediğini öğrenirsen o kadar kırılacaksın ki bir daha senin kalbini hiçbirimiz tamir edemeyeceğiz. Neyse, izin verirsen ben bir de annemin yanına çıkayım babacığım. Olur kızım. Gözünü seveyim, defteri ağzından kaçırma. Merak etme babacığım. Sağ ol. Bilirsin, iyi sır tutarım.
Ama sır tutmaya devam et. Ben hiç tutamam çünkü. Anne. Betüş, dur, uyandırma. Eda, sen misin? Evet, benim. Şu defteri yerine koyayım, ondan sonra annemi uyandırırsın. Eda. Eda, babam bahsetti. Okudun mu? Okudum. Ne yazıyor? Şimdi anlatması çok uzun sürer. Babam için bir kopyasını aldım. Onun için çeviriyorum. Sen de istersen sonra okursun. Bari şunu söyle. Yani babamla ilgili bir şey var mı? Yoksa... Şu kadarını söyleyeyim, okuduklarına inanamayacaksın. Ama şimdi benim gitmem lazım, sonra konuşuruz. Aa, Eda, ben annemi alıp bize gidiyorum. Akşam yemekte görüşürüz. Geldin. Şimdi geldim anneciğim. Ay, beni almaya mı geldin? Evet. Uyuyakalmışım. Dur bekle, kendime bir çeki düzen vereyim. Tamam anneciğim, bekliyorum. Sevinçlerin, üzüntülerin ve duyguların şimdi yaşandığı gibi geçmişte de birlikte yaşanmasına tarih birliği denir. Neymiş? Sevinçlerin, duyguların yaşanmasına... Ya olmuyor ya. Bak, sevinçlerin, üzüntülerin, duyguların şimdi yaşandığı gibi geçmişte de birlikte yaşanmasına tarih birliği denir. Sonra yükseliyor. Ay Dudu Hanım, bu pembe kuşların adı flamenko mu? Bilmem, ben bu cinsi tanımıyorum. Bizim oralarda uçmuyorlar. Ay ne uzun bacakları var, leylek gibi. Bir at sürüsü yaklaşıyor. Anne anne, televizyonun sesini birazcık kısar mısın? Tabii canım. İki kuşları ürkütüyor. Anneanne, bir şey sorabilir miyim? Sor güzelim. Süt tek teyle mi yazılıyor yoksa iki teyle mi? Ay ben nereden bileyim? Nasıl yani? Ay benim okumam yazmam yok ki. Ciddi olamazsın. Ay sadece peri alfabesini biliyorum ben. Melkebe teyze, siz biliyor musunuz? Süt derken kısa kesiyoruz. Sütütü demediğimize göre... tek teyle yazılıyordur herhalde. Ama tren derken tren diyoruz. T ile R'nin arasına i koymuyoruz. Emin misiniz tek teyle olduğuna? Vallahi benim de okuma yazmam yok. Kafadan söylüyorum. Aa, siz de mi? Maalesef. Bakmayın öyle gazete masla aldığıma, resimlerine bakıyorum. Çiftlikte doğdum ben. Okul mokul mu vardı ki gitmedim. Ah vah vah vah. 17'mde gelin olup çıktım oradan. Sonra da ev işi koca derdi derken okul mokul hak getire. Vallahi ama hep ukdedir içimde. Size de mi öyle oldu? Ücra bir yerden misiniz siz de? Sayılır. Ben de uzak dağ köylerinde büyüdüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ablanla abine sor.
Evet ama onlar da ders çalışıyorlar. Rahatsız etmemi istemiyorlar. Sihirle ezberleyiver o zaman. Sihirle yapılıyorsa sen de fani alfabesini sihirle öğrenseydin. Dil pabuç, pabuç. Ha, doğru ya, onun için sihir yapılamıyor. Çalışmak lazım, çalışmak. Anneanne, her sene örnek anneanne olmak istiyordun. Aşk olsun, örnek anneanne değil miyim? Baksana, bir dersime bile yardım edemiyorsun. Ne yapsın evladım, o da istemez miydi okula gitmeyi? Şimdi gitsin. Aa, bu yaştan sonra. Ah, olsa da gitsek. Var, bizim okulda akşamları kurs veriyorlar. Tam size göre, okuma yazma bilmeyen büyükler için. Yemin et. Yemin ederim. Ay yapmayın Mevhibe Hanım, gelmişiz kaç yaşına? Ay bu yaştan sonra böyle sıralarda oturacak halimiz mi var? Torun haklı Dudu Hanım. Onlara yetişmek, asra uymak için böyle fırsatları değerlendirmek lazım. Hem ne için geç Allah aşkına? Bu yaştan sonra cep telefonu kullanmayı öğrenmişiz de alfabeyi mi öğrenemeyeceğiz? Merak etme anneanne, okul forması falan giydirmeyecekler. Ay olur mu canım? Ay böyle sıralarda oturacağız, imtihan olacağız, kara tahtanın önüne kalkacağız. Ay yapamam. Ay bütün öğretmenler de gencecik ayol. Hepsi torunum yaşındadır. Abla! Abi! Aa! Ay ne yapıyorsun? Okula başlayacağımızı söyleyeceğim. Ayol biz evet dedik mi ki? Bence dediniz. Abi! Abla! Ya ne var Çilek, ne oldu? Çilek, ne oldu? Gelin gelin, size bir haberim var. Hadi anlatın. Anneannenizle biz okula başlıyoruz. Ertesi gün Avni amca ve annem Mehibe teyzeyle anneannemi okula yazdırdılar. Ve böylece onlar için tam bir ay sürecek bir macera başladı. Anneannem de Mehibe teyze de benim okula ilk başladığım günkü gibilerdi. Neyse ki sınıflarındaki herkesin aşağı yukarı aynı yaşta olmaları onları biraz rahatlattı. Üstelik öğretmenleri de benim sınıf öğretmenimdi. Sesli okuyacağız. O günden sonra anneannem ve Mehibe teyze okula her akşam beraber gittiler. Teneffüse beraber çıktılar. Ödevlerini bazen anneannemin şatosunda, bazen de Avni amcanın evinde yaptılar. Bu arada anneannem ve dedem barıştılar. Nasıl mı? Dedem ondan özür diledi, anneannem de onu affetti. Dedem anneannemden özür diledi çünkü Eda teyzem günlüğü çevirmeyi bitirdi. Dedem günlerce bu günlüğü okuyup ağladı. Ama bildiklerini anneanneme söyleyemedi. Günlükte yazanları, annemlerin konuşmalarını gizlice dinlerken öğrendim. O günlükte anneannemin hala dedemi sevdiği yazıyormuş. Bir gün onu affedip, onu eski haline çevirip, ondan bir çocuk daha yapmak istiyormuş. Annemler buna çok sevindiler ama öğrendiklerini anneanneme söyleyemediler. Çünkü günlüğünün gizlice okunduğunu öğrenirse anneannem onlara çok kızacaktı. Bense hep merak ettim. Acaba anneannem dedemin onun günlüğünü okuduğunu öğrenince ne yapacaktı? Birkaç hafta geçti. Ve bu sorunun cevabı annemlerin beklediği gibi oldu. Anneannem her gece dedemin gizli gizli bir şey okuduğunu görüyordu. Ama anlamadığı için ne okuduğunu bilmiyordu.
Okuma yazmayı çok dün gece dedemin okuduğu defteri gizlice aldı. Gördüklerine inanamadı. Günlüğünün Latin alfabesine çevrildiğini görür görmez hemen sihirli küresine koştu. Ve olan biten her şeyi öğrendi. O kadar sinirlendi ki Eda Taci diye bağırdığı an sanki bütün İstanbul'a sesini duyurdu. Eda! Taci! Aynı canız anneannemin okuma yazma öğrenmesi iyi oldu. Ama günlüğü hakkındaki şeyleri öğrenmesi hiç iyi olmadı. Şimdi dedemle yine küsler. Çünkü anneannem onu sevdiğini hala inkar ediyor. İleride ne olacak bilmiyorum ama içimden bir ses anneannem dedem bir gün affedecek diyor. Hem bunu öğrenmek o kadar da zor değil. Çünkü anneannem de artık benim gibi günlüğünü Türkçe tutuyor. Şeker evde hep gülen biri, sanki o bizden biri, hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, bizimkisi bir peri, sıcacık gülümsemesiyle ısıtıyor kalbimizi. Pembe rüyalar, beyaz dışlar, artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri, hem gerçek hem de peri, masallar yarından geldi. O benim sihirli annem.